yakından ilgilendiren bir haber paylaşacağız. 1.8 milyon emekli kök maaşlara yapılması beklenen düzenlemeyi bekliyor. Tabii düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı acaba ne kadar olacak? Son birkaç gündür en merak edilen sorulardan birisi, konulardan biri bu. Haber Global muhabiri Esma Murat'a gidiyoruz şimdi. Yanında da bir konuğu var ve o sorunun cevabını verecek bize. Esma. Sümeyye Yılancı, en düşük emekli aylığının artması için çalışmalar başlatıldı. Tabii bu kapsamda sadece kök maaşı 10 bin lira ve 10 bin liranın altında olanlar için geçerli olacak. Peki hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? Konunun detaylarını işin uzmanından dinleyeceğiz. Yanımızda İsmet Çetinkaya var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Esma Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim öncelikle kök maaş nedir? Onu bir size sorsak neler söylersiniz? Kök maaş sizin çalışma hayatınızda çalışırken devlete ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik primleridir. Ne kadar çok sosyal güvenlik primi öderseniz kök maaşınız o kadar yüksek olur. Anadolu'da bir tabir vardır. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani ne kadar ödediğiniz prim varsa o kadar maaş alırsınız. Ancak kök maaşın düşüklüğündeki sebep ödediğiniz primlerle ilgili değil, 2008 senesinde çıkan yasadaki aylık bağlama oranındaki düşüklük. 2000 senesinden önce ödediğiniz primler yüksek maaş oranıyla bağlanırken 2000-2008 arası farklı, 2008 sonrasındakiler daha düşük bağlama oranıyla bağlandığından kök maaştaki düşüklük sebebi bu. Efendim, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı, memur zammına bir artış söz konusu oldu. Peki bunun yansımaları nasıl gerçekleşti? Evet, geçtiğimiz hafta çarşamba günü 3 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. %24.73'lük bir enflasyon oranı açıklandı. Bu %24.73'lük enflasyon oranındaki zammı SSK ve Bağkur emeklileri alacak. Ancak burada 1 milyon 800 bine yakın emekli tam olarak bunu cebine hissetmeyecek. Memur ve memur emeklileri de %19.31 alacak. Şimdi burada yapılan çalışma geçtiğimiz gün AK Parti MKY toplantısından sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklama da bu noktadaydı. En düşük emekli maaşla ilgili bir çalışma başlatıldığını, çalışmanın sürdüğünü, henüz sonuçlanmadığını, orta vadeli planlara da riayet edileceğini söyledi. Çalışma bittiği zaman da bununla ilgili çıkan rakamı da bizle paylaşacaklarını söylediler. Şimdi buradaki kök maaş sorununun çözülmesi gerekiyor. Buradaki geçtiğimiz hafta açıklanan 24.73'lük ben tahtaya sizler ve izleyicilerimiz için hazırladım, hesapladım. Bunun örnekler olarak kimler faydalanabiliyor tam olarak, kimler bunu faydalanamıyor? Bunları bir izah etmeye çalışayım. Cebe asıl yansıyan nedir burada? Bizim için asıl bariyer 8.017 TL ve daha az kök maaşı olanlar. Yani 8.017 ve TL. Burada 3 tane örnek hazırladım ben sizin için. Ocak 2024'te 6.000 TL kök maaşı olanlar Temmuz'da 6 aylık %24.73'lük enflasyon farkını yansıttığımız zaman 7.483 lira oluyor. Bu E-Devleti'ne yansıyacak. En düşük emekli maaşı Ocak ayında 10 bin lira olduğu için aradaki 6 bin liradan 10 bin lira çıkan 4 bini devletimiz karşılıyordu. Ama bu artmadığı için şu an yine Temmuz ayında 10 bin lira alacak. Yani aslında reeldeki artış banka hesabımıza, cebimize yansıyan artış 0 TL. Yine 7 bin TL kök maaşımız varsayalım Ocak ayında. %24.73'lük enflasyon oranında arttırdığımızdan 8.731 lira oluyor. Yine 10 bin lira alacak ve cebimize yansıyan, yani Haziran'da aldığı maaş da 10 bin lira olacak, Temmuz'da aldığı maaş da 10 bin lira olacağı için cebimize yansıyan %0. Son olarak burada 8.017 lira. Burada %24.73'lük arttırdığımız zaman 10 bin lira sınıra geliyor. Zaten 10 bin lira alıyordu. 10 bin lira aldığı için yine cebine yansıyacak rakam 0 TL. Buradaki yani 8.017 ve altında kök maaşı olanların cebine yansıyacak, banka hesaplarına yansıyacak, çarşı pazara çıktığı zaman cebindeki parada bir artış olmayacak kesim 8.017 lira ve altında kök maaşı olanlar. Yine ikinci bariyer 8.017 lira ile 10 bin lira arasında olan kök maaş olanlar. Ben buraya iki tane örnek verdim. 9 bin lira kök maaşınız varsa %24.73'lük enflasyon oranında arttırdığımız zaman 11.225 liraya geliyor.
Temmuz'da alacağınız maaş 11.225 lira. 10 bin lirayı zaten alıyordunuz. 10 bin liranın üstünde kaldığı için 11.225 lira alacaksınız. Artış 1225 lira. Enflasyon oranımız %24.73'tü. Artış oranı reelde %12 oldu. Yine enflasyon oranında. Yine enflasyon oranında artış oranında bir artış cebe yansımıyor. Cebe yansımadı. 9.500 lira da yine aynı şekilde. Burada %18'lik bir yansım var. Şayet 10 bin lira ve üzerinde bir kök maaşınız varsa 10 bin lirayı enflasyon oranında arttırdığımız an 12.473 lira yapıyor. Bu tam olarak %24.73'lük enflasyon oranı cebinize de, devlet hesabınıza da, bankaya da yansımış oluyor. Efendim işte tam da bu noktada aslında hükümet tarafından yeni bir düzenleme söz konusu. O da maaşı 10 bin lira ve altında olanlar için. Peki sizin öngörünüz nedir? Ne kadarlık bir artış söz konusu olacaktır? Şimdi şöyle, geçtiğimiz sene Aralık ayında, yani Temmuz ayında yapılmıştı, Aralık ayına kadar en düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Ocak ayında 10 bin liraya çıkartıldı. Aralık ayında enflasyon oranından daha yüksek bir emekli maaşına artış olmuştu, %49.25'lik. Ama 7500 liraya 10 bin liraya çıktığı zaman %33 tekabül ediyor. Yani emeklinin artış oranından daha düşük bir artış olmuştu. Bizim burada beklentimiz olması gerekenler daha yüksek ama en düşük emekli maaşının 13.000 TL seviyesinde açıklanmasını bekliyoruz. Evet, peki yani bu şekilde en düşük emekli maaşı aslında beklentiler doğrultusunda olursa 12.500 lira olacak. Yani 10 bin lira cebine girecek olan emeklinin maaşı 12.500 TL olacak değil mi? Evet, şuradaki yapmış olduğumuz bütün örneklemelerde hepsinin cebine 12.500 lira maaş girmiş olacak. Yani 12.500 liranın altında kalan kök maaşların hepsine 12.500 lira girmiş olacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Toparlayacak olursak en düşük emekli aileyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda aslında ancak sadece kök maaşı 10 bin lira ve altında olanlar için geçerli olacak. Uzman konuğumuzla birlikte aslında oranları ve öngörüleri konuştuk diyelim. Bu noktadan sözü tekrar size bırakalım.